Kata açı ortay Z'den dolayı iki kenarı getirir. Hemen Z'yi yaptık bakın 6-6 oldu. AE ile AD. Alan ADE'nin ABCD'ye oranı demiş. Normal alanlar oranı tabanlar oranından gidelim bakın. Buraya 6S dersek buraya 2S derim. Yükseklikler hep aynı olduğu için direkt tabanlarla orantılıdır. Böylece tüm alan 15S. Burası da 6S. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 oldu B şıkkı. Bu da arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım bakın dışarıdan kelebek benzerliği bazen diyorum biliyorsunuz böyle dışarıdan tamamlayalım daha mantıklı şimdi 6 olur temel benzerlik kelebek benzerliği birebir oran 12 16 23 üçgeninden bp 5 olur kelebek benzerliğinden dc de 5 olur şimdi artık e, üçgenin alanını sıra bulmaya geldi bundan sonra şunu yapabilirsiniz bakın birleştirdiğinizde burayla işim bitti artık hallettik buranın 5 olduğunu gördük burası 5 Burası da 15 estir. Eğer burası orta noktaysa yükseklikleri bunların aynı olduğu için bu alanlar arkadaşlar kenarlarıyla orantılıdır. O yüzden sadeleştiriyorum. S'e 3 diyorum. ve ne diyorduk? Yamukta yan kenarın orta noktasında bu iki üçgenin toplamı içeriye eşit. Dolayısıyla burası da 4 es. O zaman 16 çarpı 6 bölü 2 yani 48 eşittir 4 es. S de buradan 12 oldu. E şıkkı. 30 derece verilmiş. Burada direkt ezber şu bilgi işte. Yan kenarın orta noktası verilirse, bu üçgen yamuğun alanının yarısı. 8 çarpı 12 bölü 2 sinüs 31 bölü 2. Yamuğun alanı bunun iki katı. Ee, buradan da 48 birim kare B şıkkı. Evet şimdi burada katlanmış şekilde şöyle geri açalım ne olur ne olmaz. Orayı da kullanırız çünkü. Bir kere D noktası 90'sı, burası da 90 derece. DC 4 kök 3 ise burası da arkadaşlar böyle 4 kök 3 11 ise yine burası da 11. Ee, 11 121 48 121 48 daha 169 burası da 13 oldu arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi ya sonuçta buradan geçen doğru nedir? Bir kenar ortaydır. Haliyle böyle bir BP kenar ortay. E burası ne APPC eşit olacak. Dik üçgen olduğu için muhteşem üçlü unutmayalım. 6,5 olur muhteşem üçlüden ağırlık merkezinde kenar ortayın 2'ye 1 oranında bölünmesini sağlıyor. Bu yüzden D üssü de 13 C şıkkı. Bu turuncu üçgenin alanı arkadaşlar büyük yamuktan beyaz bölgeleri çıkarırsak olur değil mi? Yamuğun alanını hesaplıyorum o yüzden. X artı 9 çarpı X artı 4 çarpı 9 bölü 2 eksi 4 çarpı 4 bölü 2 DEC'nin alanı. Sonra geliyorum A, e, alanına. Bu da 5x bölü 2. Böylece 9x bölü 2 artı 4 çarpı 9 bölü 2'den 18. Eksi 8 eksi 5x bölü 2 eşittir 30. 9x bölü 2, 5x bölü 2, 4x bölü 2'den 2x artı 10 eşittir 30'dan x böylece 10 gelmiş oldu D şıkkı. Paralel ve açı ortay var. O yüzden ben soruda dışarıdan tamamlamayı daha güzel buluyorum. Daha doğru değil. Daha güzel. Sadece bu tarz e, alışmanızı istiyorum. Çünkü hep içeriden çekmek olmuyor. Bu şekilde çektikten sonra arkadaşlar böyle 3 oldu. Şimdi PD üçgeniyle kenarıyla DC eşit. Bu yüzden 3 dedim buraya. Noktalı açılar birbirinin aynısı. Kelebek benzerliğinden X. Burası da bakın 8X. Şurada bir kelebek. Artık buradan böyle bir dikindirirsek arkadaşlar. Şurası 12, 12 tamamı DH diyelim oraya. 9 birimdir. 9x, 9 ise x 1 oldu A şıkkı. DCF 2 verilmiş. Sonra arkadaşlar e, EBF 8 verilmiş. Burada o zaman kelebek benzerliği alanlar oranı 1 bölü 4 Benzerlik oranı alan oranının kare köküdür. 1 bölü 2. Yani buraya k dersek burası da arkadaşlar 2k olmalıdır. Haliyle burada artık 8 kenarda dursun. Benzerlik oranı 2k bölü 3k. Küçük üçgenin tamamı oranı. Artık BEF ile BAD'ye bakıyorum. Haliyle bunun karesi 4 bölü 9 oldu. O zaman arkadaşlar burası 4s. Tamamının 9s olması için buraya 5s kalır. 4S 8 ise 5S 10 olur B şıkkı. Çegenlerin kesim noktası olduğu için AK böyle C ile birleşir. DK B'yi de ben birleştireyim. Temel kelebek benzerliği burada A bölü 2A'dan 1 bölü 2. Yani buraya T desek buraya 2T deriz. Bakın şimdi ben şu küçük alana S desem. Buraya da B buraya da 2B diyeyim. Alanlar oranın tabanlar oranından CKB 2S olur. Yamukta karşılıklı bu iki alan birbirine eşitti. 2S. Yine alanlar oranı tabanlar oranından. B'ye 2B. Burası da 4S olur. Toplam alan arkadaşlar. Burada 4, 2, 6, 9S yaptı. Şuraya A diyeyim. Buraya da A diyeyim. O zaman S1 artı S2 yani yamuğun toplam alanı 18A yaptı. Buradan da arkadaşlar S2A oldu. Ben o zaman artık şunu söyleyebilirim. S2A ise burası 4A'dır. Şimdi... S1'in 5A olması için bak buraya A kalır. Sonra e, normalde de DKC S'ti buraya da A kaldı. Bizden E, C'nin e oranını istiyor. 1 geldi gördüğünüz gibi C şıkkı. Bu da adım adım gö göstereyim size. Şöyle yapayım bir D, C, B üçgeni. Bir de şurada e, Diğeri ne olsun? Ha. A, C, B. Göstereceğim zaten şu an bunları merak etmeyin. Bakın ilk üçgen. Şuraya bakıyorum. Şimdi şu D, C, B'nin alanı taban 7 yükseklikte 4 değil mi? Geniş açılı üçgen mecburen D'den inen yükseklik olacak C, B'ye ait. Ve buranın alanı 4 çarpı 7 bölü 2'den 14 oldu. D, C, B'yi 14 bulduk. Sonra arkadaşlar e, bunu sildim. Nasıl olsa orada gösterdim 14 diye. Gelelim Şimdi şu ACB'ye. E bu zaten arkadaşlar normal bildiğimiz 8 çarpı 7 bölü 2. Yani buranın alanı da 28 gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bu 28 aynı zamanda nereye eşittir? Alanlar tabanları aynı. Paralellikte yükseklikler zaten değişmez. Bu yüzden ADB'nin alanı da 28'dir. Toplam alan 42 olur A şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada bir kere Tanjant alfa veya benzerlik ne derseniz deyin adına orayı kaçırmamak lazım. Bakın KKK dersek böyle benzerlik oranı 1 bölü 2. Şey tanjant alfa pardon. E, tanjant alfa 2K bölü K'dan 2. Şimdi burası da gördüğünüz gibi alfa burası da beta. O yüzden tanjant alfanın 2 olması için bak burası da 2K oluyor gördünüz mü? Şimdi alan ABC'de üst taban artı alt taban 3K. Yükseklik 2K bölü 2. 48. Bunlar gitti. 3K kare 48. K buradan 4 oldu. K 4 olduğu için de 2K 8 oldu. D şıkkı. Kenar ortay formülü aslında sizde kalktı arkadaşlar ama soru zaten yeterince özel bir soru modeli. O yüzden ben de size göstereyim. Hani böyle meraklasına soru modeli gibi bu aslında. Şöyle dışarıdan bir paralel çekiyorum tamam mı? Buraya AA diyorum. Buraya da 2A diyorum. Burası da böyle BB olsun. Şimdi EF'ye de bir tane paralel çekeceğim. EF'ye paralel çekince karşılık kenarları aynı A. Buraya B eksi A kaldı. Böylece şurası arkadaşlar bakın A artı B. Burası da A artı B. Şuraya harf vereyim. CT bir kenar oldu. Ve bunun uzunluğunu EF olarak bize 10 verdiği için bu da 10. Sonra AC 12. Burası da 16. Kenar ortayın formülünü bir hatırlayalım. 12'nin karesi artı 16'nın karesi eşittir. Ee, bu taban yani e, ab ile dc'nin toplamına kocaman böyle bir x diyeyim. Bunun karesinin yarısı artı kenar ortayın karesinin iki katıydı arkadaşlar. Böyle bir formül. Şimdi bundan sonra şurası zaten 12'nin karesi, 16'nın karesi, 12, 16, 20'nin karesidir. 20'nin karesi eşittir. x kare bölü 2 artı 200. Buradan da öbür tarafa atarsak 400 eksi 200'den 200 eşittir x kare bölü 2. x de buradan gördüğünüz gibi ne geldi? E, 420 gelmiş oldu. O zaman arkadaşlar demek ki bu açı 90 dereceymiş. O zaman burası da 90 derece paralellikten. Bir köşegen 12. Diğer köşegen 16. EF bölü 2 sinüs alfadır. Sinüs 90'da zaten 1 olduğu için üçgenin pardon yamuğun alanı 96 oldu C şıkkı